Öncelikle bu toprakların sahiplerine karşı emperyalistlerin oyunlarını çok açık bir şekilde görüyoruz. Seçim yapın denildi, insanlar seçim yaptı, özgür iradeleriyle cumhurbaşkanlarını seçti. Fakat buna rağmen darbe yapıldı. Darbe süreci henüz tamamlanmadı. Bir direniş var ama Sonuçta bir darbe yapıldı. Dünyanın ayıbıdır bu. Dünyanın bütün güç merkezleri bu darbeden sevinç duydu. Amerika bir taraftan sevinç duydu, bir taraftan darbeyi yapanlara destek verdi. İsrail'le beraber bir taraftan da endişeliyiz demeye başladı. Yani diyor ki biz İslami değerlere sahip olanlara yaşam hakkını vermeyeceğiz. Ama dünyaya da demokrasinin e, güzelliğini henüz kaybetmediğini anlatacağız. Bu nedenle e, endişeliyiz kavramıyla bunu geçiştiriyor. Mısır'da Mursi'yi gözaltına aldılar. Şu anda Mısır'ın birçok şehirlerinde çatışma var. Mısır halkının sağduyulu olanlarının tarafı iç savaş çıkmasın diye çok temkinli hareket ediyor. Ama bu arada balça, baltacı denilen kesimler, kırsaldan getirilen cahil insanlar ve gerçekten toplumun değerlerine düşman olanlar, suçlular, şimdi düşünebiliyor musunuz? Hollandalı bir gazeteci kadının başına gelenleri. Alıyorlar, kötülük yapıyorlar. Avrupa bu kötülük yapanları alkışlıyor. Bu kötülük yapanları diktatörler alkışlıyor Orta Doğu'da. Ve buradaki hedef aslında biz çok iyi biliyoruz bu devrim süreçlerini baltaya baltalamak. Bunlar zannediyorlar ki Mısır'da bunu başardıktan sonra Tunus'ta, Suriye'de ve hatta Türkiye'de de benzerini yapabiliriz. Bir kere şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bu tip halkın seçimiyle başa gelen iktidarlara yapılan bu oyunlar ve halkın değerlerine karşı yapılan bu saldırılar Müslüman kesimi iyice kenetlemiş durumda. Ve dünyada ciddi bir bilinç uyanmasına sebep oldu. Şu anda Mısır halkı özgürlüğü tattı. 5000 yıldır ilk defa seçim oldu. İkvan da özgürlüğü tattı. Şimdi İkvan'ın bütün liderlerini içeri atsanız, şehit etseniz, İkvan'ın tabanı, ve Mısır halkının çoğunluğu bu özgür tatlı özgürlükten vazgeçebilir mi? Tekrar meydanlara çıkacaklar. Tekrar seçimlere girerler. Tekrar kendilerini ifade ederler. Dünya değerleriyle barışık olan Mısır halkıyla yaşamayı öğrenmek mecburiyetinde. Bu işin arkasındaki İsrail parmağını ihmal etmiyoruz. Bu işin arkasında Dahlan'ın olduğunu da herkes çok iyi biliyor. Ne yazık ki Körfez'deki bazı ülkelerin olduğunu da gördük. Oralara oralara akıtılan paralardan da herkes haberdar. Bu örneklemenin başka ülkelere yapılacağı da biliniliyor. Ama göreceksiniz sonuçta halkın iradesi kazanacak. Bir maymun hikayesi oynadılar. Tahrir meydanındaki sayının kaç olduğunu düşünüyorsunuz? 300 veya 400 bin. Öyle 1 milyon, 2 milyon değil. Tahrir meydanının dışındaki bütün meydanlar ve diğer şehirlerdeki meydanlar Mursi yanlılarıyla doluydu. Ama asker bir yerlerden aldığı emir gereği tahrir meydanını televizyonlarda göstererek binlerce insanlar sokakta onun için ben burada bir darbe yapıyorum dedi ve darbeyi gerçekleştirmek için harekete geçti. Şimdi de İhvan'ın genel başkanına ve yardımcılarına tutuklama kararı çıkartmaya çalışıyorlar ve yeni bir karar daha çıkarmaya çalışıyorlar. İslamcı partilerin 20 yıl daha seçimlere girmesini engelleyecek bir karar çıkarmaya çalışıyorlar. Ben burada şunu çok açıkça ifade ediyorum. Biz sivil toplum kuruluşları dünyayı çok iyi tanıyoruz. Çok büyük bir tehlike içerisinde görüyoruz geleceği. Burada kaybedecek olan halkın kendisi değil. Eğer Mısır'da bu gidişat devam ederse bundan evvela İsrail zarar görecek. Çünkü herkes İsrail'in Mısır'daki olaylardan nasıl sevinç duyduğunu biliyor. Mısır Genel Kurmay Başkanlığı resmini alıyor İsrailli gazeteler kahraman diye manşete taşıyor. Bu arada güya Mısır'ın ezeli düşmanı olan Esad'la e, İsrail'in ezeli düşmanı olan Esad'la İsrail Aynı şeyi düşünüyorlar Mısır'da. Düşmanlar ittifakı. Aslında diğer bir tabiriyle dostlar ittifakı şu anda yaşanılıyor. Bizler bu darbelerin karşısındayız. Batıya da şunu söylüyoruz. Amerika'ya, Avrupa'ya iki yüzlülüğünüzün ortaya çıktığı bir dönemi bize gösterdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bizler biliyorduk, halk da artık öğrenmiş oldu. Önce demokrasi seçim dediniz, şimdi de darbeyi alkışlıyorsunuz. Bu gerçek yüzünüz ortaya çıktığı müddetçe İslam dünyasının her ferdi size karşı direniş hattında bir nefer olacaktır. Ve bizler de artık bundan sonra direnişin mahalle mahalle, bölge bölge, sokak sokak her yerde olduğuna şahit olacağız. Çünkü hiç kimse halkın iradesine karşı gelemez, gelmemeli. Sivil toplum kuruluşları olarak yarın cuma namazından sonra Fatih Camisi'nde protesto gösterimiz olacak ve oradan da Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçeceğiz. Mısır halkı şunu çok iyi bilecek. Özgürlüğün sembolleştirildiği Tahrir Meydanı'nı işgal eden darbecilerin yani 300-400 bin insanın yanında değiliz. Bütün 80 milyon Mısır halkının yanındayız. Mursi'nin yanındayız. Özgür iradenin yanındayız. Mısır'ı karıştıran İsrail'e, Amerika'ya, Körfez ülkelerine, Suriye rejimine ve benzeri işbirlikçilerine de karşıyız.